Sizi geride tutan tüm engellemelerden kurtulmaya hazır mısınız? En çılgın arzularınızı tezahür ettirebilmekten bahsediyorum. Bu tezahürler hayalinizdeki işi kurmak ya da para denizinde yüzüyor olmak olabilir ve ne kadar büyük oldukları hiç ama hiç önemli değil. Arzularınızı tezahür ettirmek isterken sürekli olarak şüphe hissediyor, hayallerinizin ne zaman gerçekleşeceği konusunda sabırsızlık duyuyor ve ne kadar yakın olduğunu merak ediyorsanız kusura bakmayın ama tüm süreci sabote ediyorsunuz. Size istediğiniz her şeyi kendinize çekebileceğini söylüyorum. Bu zenginlik, sağlık, işinizde terfi ya da hayalini kurduğunuz tatil olsun, inanın göründüğü kadar karmaşık değil. Bazılarınızın şüpheyle yaklaştığını biliyoruz. Hadi ama parayı ve bolluğu hayatımıza çekmek bu kadar kolay olamaz. Bunu gerçekleştirebilmek için yıllarca canımı dişime takarak çalışmam gerekir diye merak ediyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, bu gizemi çözmenize az kaldı. Ben de sizin bulunduğunuz konumda olaylara şüpheyle yaklaşan ve çok çalışarak bolluk gemisinin limanıma uğramasını bekleyen biriydim. Sizi temin ederim, bu videoyu izledikten sonra para konularına bir daha asla eskisi gibi yaklaşmayacaksınız. Bu teknikleri bizzat uyguladım ve son birkaç yılda olağanüstü sonuçlarını gördüm. Bugün sizlere açıklamak üzere olduğumuz tekniğimizin adı güç merkezidir. Şimdi dikkatinizi bize verin çünkü hayatınızda tezahür ettirmek istediğiniz her şey için adım adım anlatacağımız bir rehbere katılmak üzeresiniz. İnsan zihni evrendeki en güçlü mekanizmadır. Bu güçlü zihninizi nasıl kullanıp onu nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek oyunun kurallarını lehinize değiştirebilir. Deepak Chopra'nın da belirttiği gibi bu adımlarda ustalaşmak, tezahür ettirme yeteneğinizi adeta turbo motora dönüştürecek, kısa sürede profesyonel bir tezahür ettirici olacak ve normalden 10 kat daha hızlı tezahür ettirebileceksiniz. Evrendeki her birey eşsizdir ve her birimizin farklı hayalleri, arzuları ve evren için kendilerine has dilekleri vardır. Bu teknikler herkes için işe yarar. Şimdi dilerseniz bu tekniği hangi sebeplerle kullanabileceğimize bir bakalım. Hayatınızda bir şeylerin eksik olduğu hissine kapıldığınızda olabilir ya da hayatınızda bir şeylerin tıkandığı anlar yaşamak gibi. Düşünsenize, bir puzzle yaparken eğer önemli bir parçayı kaybederseniz takılır kalırsınız ve puzzle'a devam edemezsiniz. İnsanların başarılı olmalarını engelleyen en önemli faktör, tezahür ettirme ve evrenin yaratım sürecine katkıda bulunma konusunun ne kadar önemli olduğunu bilmemeleridir. Unutmayın, hayat denen bu sahnede bizler sadece birer seyirci değiliz. Bizler kendi kaderimizin ortak yaratıcılarıyız ve hayatta başımıza gelen her şey, fark etsek de etmesek de kendimize çektiğimiz tezahürlerin bir sonucudur. Ama artık hepsi geride kaldı. Pasif tezahür istekleri dünde kaldı ve bugün yeni bir gün. Bugün kontrolü ele alıp başarılı, mutlu ve bolluk dolu bir hayat yaratma günüdür. Kalbinizin arzu ettiği her şeyi isteme özgürlüğüne sahipsiniz. Peki hangi yolun bizim için daha iyi olduğunu nasıl bileceğiz? İşte size ilk ipucu. Arzularınızı dile getirirken spesifik olun. Bu çok önemlidir. Gözlerinizi kapatın ve diyaframınızdan derin bir nefes alın ve kalbinizin olduğu noktaya uyumlanın. Kendinize şu soruyu sorun. Gerçekten tam olarak ne istiyorum? Ruhum neyi arzuluyor? Bu konuda uzun uzun düşünmenize gerek yok. Sadece kalbinizin sesini dinleyin ve onun konuşmasına izin verin. Arzu ettiğiniz şey, istediğiniz şeyin en iyi çıkarlarınızla uyumlu bir yansımasıdır. Bunu anladıktan sonra bir sonraki en önemli adım ise arzularınızı akıllıca seçmektir. Bu aşamada arzularınızı tezahür ettirebileceğinize sarsılmaz bir inançla inanmalısınız. Artık arzularımızı net bir şekilde belirlediğimize göre eski ve sınırlayıcı inançlarımızdan kurtularak tezahür sürecine odaklanmamızın zamanı geldi. Bugün size bunun için çok çalışmaya gerek olmadığını söylüyorum. Bunun için ter dökmeyeceksiniz. Siz sadece yolunuza çıkan nimetleri kucaklamak için kendinizi hazırlayacaksınız. Niyetleriniz konusunda kristal berraklığına ulaştığınızda evrene şu mesajı vermiş oluyorsunuz. Hey evren, seninle bir ekip çalışmasına hazırım. Bunu yaparak en derin arzularınız için bir mıknatıs haline geleceksiniz. Artık hayallerinizin peşinden koşmayacak, sadece onları kendinize çekeceksiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun anahtarı nedir? Tek yapmanız gereken kendinizi sonuçtan soyutlamaktır. Bu durum adeta elektronik bir cihazı resetlemek gibidir. Artık tekrarlı eski alışkanlıklar yok, sadece saf ve katkısız netlik var.
Arzularınızı tezahür ettirmek isterken sürekli olarak şüphe hissediyor ve hayallerinizin ne zaman gerçekleşeceği konusunda sabırsızlık duyuyor ve ne kadar yakın olduğunu merak ediyorsanız tüm süreci sabote ediyorsunuz demektir. Bunu yapmak yerine ayrılmanın büyüsünü kucaklayın. Buna sıkı sıkıya bağlanmak, bunu istiyorum ama daha iyisi varsa ona da talibim demek gibidir. Eylemlerinizin meyvelerini verdiğini arzulamanın, evrenin cömertliğine olan inanç eksikliği anlamına geldiğini hiç duydunuz mu? Evet, bu doğru. Bırakın da evren işini yapsın. Evren sizi, sizin kendinizi tanıdığınızdan daha iyi tanımaktadır. Bu sürece güvenin ve buna yürekten inanın. Ancak bu sayede evren size hayal ettiğinizden daha fazlasını sunacaktır. Dünyadaki her bir insan mutluluğu, bolluğu ve başarıyı hak ediyor. Mesele sadece bunun gerçekleşmesine izin vermektir. Minnettarlık ve sabır yol boyunca en büyük destekleyiciniz olmalıdır. Bu sayede her şey yerli yerine oturacaktır. Sadece evrenin mükemmel zamanlamasına güvenin. Bir diğer önemli adım olumlamaların gücünü kullanmaktır. Eğer olumlamalardan ve kendi kendine konuşmaktan hoşlanıyorsanız bu harikadır. Sadece olumlamalarınızı yaparken şimdiki zamanda kalmayı unutmayın. Lütfen gibi bir kelimeye ve hislere de yer yok. Bir şeyleri eksiklik duygusuyla istediğinizde bunu kesinlikle kendinize çekemezsiniz. Bu yüzden gelecek zamanda ya da yalvaran kipler kullanarak arzularınızı dile getirmeyin. Bu yeni yolculuğunuzda mantralarınız şu olmalıdır. Ben başarılıyım, evren bana destek veriyor ve ben bir para mıknatısıyım. Bu arada hayatınızın bu dönemine kadar elde ettikleriniz için minnettarlık göstermeniz de çok önemlidir. Son olarak içgüdülerinizi asla hafife almayın ve evrene her zaman saygı gösterin. Bu iki yönlü bir yoldur. Bu nedenle evrenin sihrini konuşturmasına izin verin. Evrenle uyumlanarak aynı frekansa geldiğinizde onun arkanızda olduğunu bilirsiniz. Bu sadece hüsnü kuruntu değil, kozmik bir yasadır. Peki evrenle nasıl senkronize olabiliriz? İnanın bu çok kolay. Sadece sezgilerinizi dinleyin. İçgüdülerinizin kozmosa bağlanan telefon hatları gibi olduğunu düşünün. Sevgi, evrenin sizinle konuşma biçimidir. Yani sizinle evren arasındaki gizli bir dildir. Öyleyse her şeyi fazlasıyla düşünmek yerine neden kalbinizin söylediklerine inanmıyorsunuz? Meditasyon sizi geride tutan zihinsel zincirlerinizden kurtuluş biletinizdir. Gerçekten hak ettiğiniz yaşamı tezahür ettirmeye başlayabilir ve gözlerinizin önünde bolluk armağanlarınızı açabilirsiniz. Daha yüksek bilinç hallerine ulaştıkça doğanın büyük orkestrasının uyumlu bir parçası haline gelirsiniz. Artık arzular üzerinde takıntı yapmak yok. İhtiyacınız olduğunda kucağınıza gelecekler. Niyetleriniz konusunda kristal berraklığında olduğunuzda evren soru sormadan harekete geçer. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.